Çünkü evet, evet Erkan Şenel telefon attığımızda şimdi bağlantıyı sağlayabileceğiz. Sesimi duyabiliyor musunuz? Duyuyorum, evet. Evet, Halk Evleri Arama Kurtarma Ekibi'nden Erkan Şenel telefon attığımızda. Sayın Şenel, öncelikle geçmiş olsun diliyorum. Neler söylemek istersiniz? Hangi noktadasınız şu anda? Teşekkürler. Şu anda Defne ilçesi Sevgi Parkı alanındayız. Buradayız. Burada bir çadır kurmaya çalışıyoruz. Evet. Kendimizi konaklamaya çalışıyoruz. Buraya bir 16 kişi olarak, ikinci ekip olarak geldik. 8 kişi deprem anından itibaren gelmişti zaten. Gelişimiz biraz sorunlu oldu. Çünkü çok trafik var. Çok uzun sürdü. Sabah Ankara'dan çıktık. Ankara'dan toparlandık. Türkiye'nin farklı bölgelerinden geldik. Yani gelişimiz kaçı buldu? 3 gibi falan oldu. Sabah 7'de çıktığımız. Evet. 3'te ancak gelebildik. Böyle bir durum var. Geldiğimizde bölgeye ise hemen enkaz alanlarına gidelim dedik. Gittik işte. Biz gitmeden yarım saat önce sadece, yani biz Armutlu'daydık açıkçası. Armutlu mahallesinde. Armutlu'da sadece 3 tane İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin arama kurtarma ekibi vardı. İtfaiye ekibi. Onlar vardı sadece. Onlar da 3 enkazdaydılar. Başka hiçbir arama kurtarma ekibini görmedik. Öyle şimdi bir durum genel var. Olarak Hatay'da bir arama kurtarma çalışmalarında çok büyük eksiklik söz konusu. Yani devletin organize ettiği AFAD'ın çok büyük eksikliği söz konusu orada. Tepkiler var mı yurttaşlardan? Sizin tepkiler gözlemleriniz var. Şöyle AFAD arıyorlar. Enkazlardan sesler geliyor. İkinci gündür ses geliyor. Bu sabah yani şu anda yorgun olduğumuz için dinlenme alanına geldik. Dinlenme alanına gelene kadar 10 tane ihbar yazdık. Konumları kaydediyoruz. Kimseye ulaşamıyorlar. Bırakın birilerine ulaşmayı, itfaiye enkazdan insan çıkartacak. Canlı insanları. Ambulans bulamıyorlar. Yani böyle bir durum var. Sıkışmalar var, travmalar var. Ancak ambulans gelmiyor. Ambulansla birlikte çıkartılır normalde arama kurtarmada. Serum verilir. Ancak burada böyle bir şey uygulanamıyor. Yok çünkü. Yani ambulans yok. Hiçbir polis yok. Hiçbir şey yok. Yani buraya yardım geliyor. Yardımlar eşit bir şekilde dağıtılamıyor. İmkanı yok öyle bir şeyin. Bir mahalleye geliyor. O mahalleden insanlar alıyor, gören alıyor. Sonrası yani o yardıma ulaşamıyor. Böyle bir durum var yani. Burada hiçbir şey göremiyoruz devlete dair.